DJI bir tane drone çıkarmış. Bana kaç olur? Sana 1299 olur. Kripto para piyasası dalgalıydı. Özgür Çetin'in bu piyasaya el atmasıyla birlikte bir yerde kurumasını bekliyoruz ama. Elon Musk haricinde dünyanın en zenginleri listesinde o kadar isim var. Ama şunu bilmiyorlar. Dünya malı dünyada kalır. Ama Mars'a gidersen... O zaman nerede kalacak? Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da birbirinden ilginç ve yepyeni teknoloji haberleriyle sizin karşınızdayız. Şimdi Osman, DJI bir tane drone çıkarmış. Evet. FPV ismini verdi. Yeni drone'u duyurdu. Güzel bir drone. Güzel. Fiyatı da güzel. Güzel. En azından dışarıda yaşayanlar için. Kaç? 1300 dolar. 1300 dolar. 1299 da. Hadi. Yani 1300 değil. Bana kaç olur? Sana 1299 olur. Şimdi arkadaşlar, bu drone'un özelliği şu. Aslında sanal gerçeklik gözlüğü gibi bir şey gözlüğü takıyoruz. Var. Onunla direkt olarak böyle drone'un içinde kendiniz uçuyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Yani drone'un kamerası var üzerinde. Kameradaki çektiği görüntü yani, gerçek zamanlı olarak o özel bir gözlüğü var. O gözlükten görebiliyorsunuz. Menzili ne kadardı bunun? Bunun menzili 16 kilometre diyor ama bu ideal şartlarda, hani telsiz gibi. Şimdi biz telsizi test ettik de. Rüzgar esmezse, hava açık olursa, düz, yağmur yağmazsa. Düz olursa, hani arada bir o interferans olacak, bir elektromanyetik. Biz şeyi nereden bulacaksın? Yani mesela yani, şehir içinde o kadar olmaz. Bak şunu merak ediyorum. Binaların arasında buradan uçurduk biz. Yani en fazla 3 kilometre olur söyleyeyim. 3 kilometre, çok fark ediyor o zaman. 3 kilometre. Fark eder. Gerçi ben o kadar para verdikten sonra 3 kilometre ya mesela ama. Biz şimdi telsiz test ettik, 15 kilometre diyor. Biz şu İstanbul'da denedik onu. 700 metreden sonra gitti yani. Çünkü o 15 kilometre dedi hani acaba Konya Ovası'nda hani, falan olur herhalde. Ya da çölün orada. Yani. Acaba bu ağaçlık alanlarda falan şey yapıyor mu yani? Mesela ağaçlar engelliyor mu? Şöyle mesela? Onun şey özelliği var bu yeni çıkan drone'da. Engelden sakınma teknolojisi var. Tabii onu çok abartmamakta da fayda var. Hani böyle çok Amazon ormanlarında kullanamazsın yine de. Türkiye'de kaç para olur peki bu? Türkiye'de bu 10-12 binden aşağı olmaz öyle söyleyeyim. O kadar ucuz olur mu ya? 1300 dolar kaç para yapıyor ki bilmiyorum şu anda. Yani şu anda 7 küsür işte dolar. 3 kere 7, 9 bin lira yapar. Yani 10 bin desek. 13-14 olur o zaman. Bence daha fazla 13, olur yani. 15 lira, 10 kaça yaparsın aslında? Senin Türkiye'deki vergilerden alabilirim. 13-14 olur ama tabii bu birazcık daha böyle hani profesyonellere yöneliktir bu FPV drone'lar daha çok yani. Ama DJI amatör hem profesyonel amatör. Şimdi 13-14 bine drone alayım diyeceğini sanmıyorum. Evet, o yüzden onlar daha uygun fiyat. Hesap teknoloji mağazalarında falan da var. Gidiyoruz, görüyoruz drone'ları. 6000, 7000, 8000 biraz absürt fiyatlar var ama ilk dönemlere göre düşmeye başladı. Tabii. Teknoloji hani yaygınlaştıkça kullanılışı fiyatı düşüyor. Bir diğer drone'dan hemen hızlı bir geçiş yapalım. Dacia Sandero inceledik biliyorsun. B sınıfı Türkiye'deki en ucuz SUV modeli. Gırtlak dolusu modeli arkadaşlar. 180 bin falandı. Yani kampanyalı fiyatı. Kampanyalı fiyatı 190 bindi. Kampanya bittikten sonra da 200 bin liraya falan. Bak şimdi mesela onun incelemesini yayınladık arkadaşlar. Yukarıdan bakabilirsiniz isterseniz. Yorumlarda arkadaşım biri bunu alacağım ama Corolla alırım falan demişti. Alırsın fakat en boşunu alırsın. Evet. Yani o açıdan da bakmak lazım. Şimdi bunda en dolusunu biz tabii kartsız 190 giriş bin, sistemi aynen. Var. Ne bileyim geri görüş kamerası var. Hem önde hem arkada tamponda algılayıcılar var vesaire. Ya en basitinden kör nokta bile kör var. Kör nokta bile hani var kör nokta yani. Şu anda çoğu arabanın dolu modeline bile yok. Yok. Evet. Gayet güzel ve dolu. Yani malzeme kalitesi iyidir kötüdür. Orasını tartışabiliriz ama donanım açısından baktığımız zaman elektronik donanımı olarak gayet tatmin edici bir araçtı. Dolayısıyla B segment SUV sınıfında zaten bu fiyatlara otomobil bulmak mümkün değil arkadaşlar. Şimdi güzel bir gün daha geliyor arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun diyoruz. Evet, gerçekten son dönemde kadınların özellikle güncel hayata ilişkin rolleri daha da büyüdü. Şimdi geçmişe baktığımız zaman özellikle hani bizim annelerimiz falan hep böyle ev hanımı rolündeydiler. Evet. Ama şimdi bakıyoruz kadınlar her yerde karşımıza çıkıyor. En basit örnek hani gelirken bakıyorum tramvayı kullanan kadınlar var. Vatman. Şaşırıyor insan. Otobüs sürüyordu bir tanesi. İETT otobüsü. Bence sürebilir de yani. Sürebilir tabii ki. Tabii, her şeyi yapabilir. Ama şimdiye kadar görmeye çok fazla alışmamışız ya. Yani. Hani görünce insan aa diyor. Mesela ben minibüs kullanan kadını da gördüm. Bir afalladım böyle şöyle. Allah Allah. Ha, böyle yanlış şey mi bildim? Ama gerçekten arkadaşlar artık kadınlar hayatımızın her noktasına ön rol olarak, baş rol olarak gelmeye başladılar. Ve iş dünyasında da gerçekten çok güzel işlere, projelere imza atıyorlar. Örneğin mesela bir tane oyun geliştirilmişti.
oyun geliştiricisine bakınca erkek bekliyorsun ya, bir baktım kadın. Diyorsun vay be, gerçekten yapıyorlarmış. Bir de şimdi artık online sistem var ya, hani evdeki kadınların da böyle bir şeyler yapmaları daha da kolaylaştı. Herkes otobüs kullanmak zorunda değil yani. Tabii canım, yani çok değişik yeteneklerin olabilir, güzel tasarımlar yapıyor olabilirsin. Bir de bunlar çok popüler oldu şimdi, biliyorsun. Aynen öyle. Yani şimdi hazır bir şey almak yerine, örnek görüyorum işte salça dedim mesela. Ne bileyim, ya da evde yaptığım bir el işi, bir oyun. El işler çok mesela şey, bugünlerde popüler. Çok popüler. Bu dönemlerde çok popüler. Ne yapıyor mesela? Atıyorum bir yastık değil mi? Yeni çocuğu olacak bir kadın diyor ki bana şu şekli yapabilir misin yastığa? Karşı tarafta kadın tamam diyor, yaparım şöyle evet, böyle diye listeliyor, siparişini alıyor. Bunu bir şekilde ne yapıyor? Ürettiğini pazarlamaya başlıyor. Bu da aslında teknolojinin sayesinde oldu. Yani kadınların günümüzde artık kendilerini biraz ön plana çıkarmalarında teknolojinin çok büyük bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da çeşitli kanalları mevcut. Mesela Turkcell'in güzel bir hizmeti vardı, Bizce diye. O mesela şu aralar bayağı bir popüler olmuş durumda kadınlar arasında da. Evet, Turkcell 2020 yılında Bizce kadının rolü bundan çok daha fazlası mottosuyla bir yola çıkmış ve kadınların ekonomideki gücünü göstermek adına Bizce isimli bir uygulama geliştirilmiş ve bugüne kadar 2020'den bugüne kadar 3.4 milyon kez indirilmiş bu uygulama. Şimdi akıllı telefonlarda kullanılan bu uygulamada kadınlar ürettiklerini satabiliyorlar, akıllarındaki sorulara cevap buluyorlar ve ilham alıp hayata geçirebildikleri İlham al, kendin yap, bizim pazar ve sorsana gibi birçok kategoride yine bu uygulama ya da platform üzerinde bulunuyor. Üreten kadınlara destek olmak da söz konusu. Yani mesela şu değil arkadaşlar, ben kadın değilim, bu uygulamayı indirmeyeyim diye bir şey söz konusu değil. Nedir burada? Üreten bir kadın var, siz bu uygulamayı indirerek, orada kadınların ürettiklerini satın alarak ne yapıyorsunuz? Onlara destek olabiliyorsunuz ki bence bu destek hepsinden daha önemli. Neden? Çünkü bir yerde arz varsa talep oluyor. Dolayısıyla bu ikisinin birbirini dengelemesi lazım. Eğer siz arz etmezseniz karşılığında da bir üretim olmaz. Olmuyor. Ki üretimin ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu herkes biliyor zaten. Dolayısıyla burada sizin de uygulamayı indirip bu kadınlarımıza, üreten kadınlarımıza destek olmanızı tavsiye ederiz. Şimdi uygulamada bir de Sorsana isimli bir bölüm var. Burada uzmanlara soru soruyorsunuz. Onlar da sizlere videolu olarak yanıt veriyor ki bu uzmanlar arasında kişisel gelişim uzmanından sağlıkçıya, psikoterapisten mutfak şefine kadar farklı kategorilerde uzmanların yer aldığını da söylemiş olalım. Bir de şimdi bazı kadınlarımıza benim ufak bir önerim olacak videomuzu izleyenlere. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya benim hiçbir yeteneğim yok ya da işte bir yeteneğim var ama ben bunu başaramam, edemem. Bakın bu uygulamada ilham al diye bir kategori var. Oraya girdiğinizde arkadaşlar daha önce sizin gibi düşünenlerin nerelere geldiğini göreceksiniz. Kendiniz göreceksiniz yani. İnsanlar yapamam edemem diye bir düşünürken bir anda birkaç hamleyle hayatları değişiyor ve gerçekten güzel bir yere geliyorlar. Dolayısıyla şu düşünceden kurtulmanız lazım. Ben bunu yapamam, ben bunu edemem, bununla kim uğraşacak gibi şeylerden kurtularak en azından bu yaşanmış hikayeleri göz atarak biraz daha kendinizi böyle geliştirebilirsiniz, cesaretlendirebilirsiniz. Şimdi Bizce uygulaması içinde bir de kendin yap bölümü var. Burası bugüne kadar ki burada mesela hani kendin yap dedin, evdeki bir işte bir şeyi tamir etmekten tut da bir şeyi yeniden yapmaya kadar birçok farklı videolar bulunuyor ve buradaki videolarda 250 bin kez izlenmiş arkadaşlar. Yani siz de oralara bakıp mesela diyelim evde bir şey bozuldu, kırıldı, eskidi, tamir edilmesi gerekiyor ve yapamayacağınızı düşünüyorsunuz ama orada bir video izliyorsunuz ve o videoyu izledikten sonra siz de aslında onu yapmaya başlıyorsunuz. Yani bir de güzel bir özellik. Özgür Çetin, ben baktım geçen gün uygulama, yani orada oyun bile var yani. Turkcell hani bunu böyle bir sanal pazar olarak kullanmamış. Aslında sosyal bir platform olarak tasarlamış. Evet. Yani oradaki oyunları oynayıp bile vakit geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu sadece böyle bir satış kanalı olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Öte yandan uygulama üzerinde kupon biriktir kampanyası var ve bu kuponları siz istediğiniz gibi harcayabildiğiniz gibi mesela Gigabyte alayım, ne bileyim farklı markalarda indirimle avantajlar elde edeyim gibi şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Bence de bu enteresan bir şey olmuş. Böyle hani kullandık o kuponları topladıkça biriktiriyorsun ve onları da işte mesela telefonunda Gigabyte olarak da alabiliyorsun. Bir de şey de var abi orada, indirim paylaş diye bir menü vardı mesela. Orada kadınlar birbirini haberdar ediyor. Şurada şu indirim var, burada bir indirim var. O çok tutar o. O 10 numara zaten evet. Yani direkt olarak. Evet. Şurada şu indirim var, kaçırmayın. İşte atıyorum A101'de şu ürün şu fiyata gelmiş, kaçırmayın gibi. Orada da böyle bir kadın dayanışması ön plana çıkmış durumda.
Son olarak Mart ayında geliştirilen yapay zeka AI teknolojisi ile Bizce uygulaması artık kullanıcıların gülümsemesini tanıyabiliyormuş. Kullanıcılar Bizce üzerinden gülümseyerek çekip gönderdikleri fotoğrafları yapay zeka yani AI teknolojisi ile analiz edildikten sonra kampanya ve faydalardan kullanıcılar faydalanabiliyor. Zaten kampanyanın ismi de sen yeter ki gülümse. Burada tabii gülümse derken böyle absürt şeylerden bahsetmiyoruz yani. Normal bir gülümse falan gibi evet. Şeyler değil arkadaşlar. Hani gülümsüyorsunuz onu yapay zeka gerçekten içten gülümsüyor falan gibi herhalde bir hesaplama bir algoritması vesaire var. Muhtemelen var evet. Ve size herhalde orada bir puan veriyor ne yapıyorsa artık buna göre bir sınıflandırma. Sonrasında çekilişle gerçekten güzel hediyeler kazanabiliyorsunuz. Dyson saç şekillendirici, Xiaomi robot ve iPhone 12 gibi pek çok hediye var, ki burada genellikle bir de kadınlar için hani böyle ön plana çıkan hediyeler seçim işte saç şekillendirici. Robot süpürge, ev süpürsün falan gibisinden. Dolayısıyla bu menüye de bir göz atmanızı tavsiye ederiz biz. O çekiliş kampanyası bu arada 1 ile 31 Mart arasında geçerli olduğunu da söylemiş olalım. Yani bu Mart sonuna kadar, geçerli. Mart sonuna kadar bol bol gülümseyebilirsiniz diyebiliriz kadınlarımıza. Evet arkadaşlar, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutladıktan sonra şimdi hop kripto para piyasasına keskin bir ya, geçiş. Ya çok yapalım. Dalgalı o tarafı ya. Zaten Osman. Kripto para piyasası dalgalıydı. Evet, iyice dalgalı galiba. İyice dalgalandı. Özgür Çetin'in bu piyasaya el atmasıyla birlikte yerde kurumasını bekliyoruz ama. O kadar değil tabii ama dalgalanma var. Hatta o dolara, euroya falan da yansıdı. Ama şu var, bu Amerikan 10 yıllık tahvilleri mi ne varmış falan filan, onların faizleri mi ne artmış, öyle bir şey olunca tüm piyasalar etkilenmiş. Dolayısıyla burada kripto para piyasası da etkilenmiş ki bu etkilenmeyi şeye bağlıyorlar. Diyorlar ki artık kripto para piyasası o kadar çok büyüdü ki o yüzden artık bu tarz doların, altının, işte gümüşün vesaire etkilendiği olaylardan kripto para piyasası da etkileniyor diyorlar. Bitcoin'de bir düşüş başlamıştı arkadaşlar. 47 bin, 46 bin hatta bir ara 44 bin dolara kadar gerilemişti. Şu aralar yine 49-50 bin seviyelerinde dolaşıyor. Öte yandan Ethereum yine 1300 dolarları görmüştü. Biliyorsunuz en büyük altcoin oluyor kendisi. O da şu sıralar yine 1600 dolar sınırına kadar geri geldi. Şunu söylemek gerekiyor. Mart ayı zaten genel itibariyle kripto paraların düştüğü bir dönem. Yani böyle son 10 yıllık çizelgeyi İncelediğiniz zaman yeşil olan 1-2 sene falan vardır. Geri kalan bütün senelerde düşüyor yani Mart düşüş vardı. Bir de geçtiğimiz yıl Mart ayında Kanlı Perşembe diye bir olay vardı 12 Mart'ta. Bu 12 Mart'ta biliyorsun bu pandemi olayı falan iyice patlamıştı. Avrupa'da vesaire pek çok yasaklar ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapatılması vesaire. Bu da doğal olarak ekonomide belirsizliğe yol açmıştı. Dolayısıyla o dönemde arkadaşlar Bitcoin neredeyse %50 oranında geriledi. Bakın %50 yani şu anda atıyorum 50 bin dolarsa 25 bin dolara düşün sadece bir gün içinde. Bir günde yani 12 Mart'ta %50 değer kaybetti. Kanlı Perşembe olarak isimlendirilmişti. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yok canım, bir kez daha söylüyoruz olayı söylüyoruz. Evet. Yani. Mart ayında bir dalgalanma olur. Böyle yatırım tavsiyesi mi var? Mart ayında bir dalgalanma. Bir kolu bir koyup yarısını alacaksınız. Evet arkadaşlar, bir ilginç haber ise Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten geldi. Çok taze bir haber. Perşembe Türkiye saatiyle sabaha karşı bir deneme yaptılar. Mars'a gidecek olan Starship roketinin denemeleri yapılıyordu. Valla kaçıncı deneme? Epey bir deneme oldu bu. Bu sefer indirmeyi başardılar. Daha önce indirmeyi de başaramamışlardı yeryüzüne ama indikten birkaç dakika sonra patladı bu sefer. Ama en azından indirmeyi başardılar. Ve ya. O her bir operasyon bilmem kaç milyon dolara mal oluyor bu arada. Ya evet, şimdi Elon Musk'ın değişik bir kafası var. Evet. Adam bu paralar acımıyor mesela. Hani ben bunu indiremeyeceğim, şu kadar zarar ederim, bu kadar zarar ederim kafasında düşün, değil. Tabii ki. Öğreniyorlar şu anda. Dünyayı da böyle insanlar değiştirecek. Yani ben şuna inanıyorum. Eğer yakın gelecekte biz Mars'a gideceksek, koloni moloni vesaire gibi olaylar olacaksa Mars'ta, ne bileyim Mars'a ilk insan gönderilecekse bunun Musk tarafından gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Muhtemelen açıkçası. Öyle olacak. Bugün Elon Musk'a bir şey olsa Allah korusun. Allah başımıza eksik etmesin. Yani ölse gerçekten hani bilim dünyası çok büyük bir boşluğa düşer. Şu nedenle hani bilim dünyası demeyeyim de daha doğrusu bu uzay işleri falan uzay, bayağı bir seyahat, atar kendini. Evet. Yani şu anda mesela sallıyorum tamamen. 20 yıl sonra Mars'a ilk insan gidecekse vesaire o belki 120 yıl sonrasına denk düşer. Çünkü bu uzay işleri bayağı masraflı ve Elon Musk buna kafayı takmış durumda. Saplantılı adam. Ya diyor Mars'a koloni kuracağım ya diyor uzay... Ya benimsin ya Mars'ın diyor yani. Musk ölürse ama muhtemelen başka kimse de ya ben Mars'a koloni kurayım şu kadar parayı oraya yatırayım. Demeyecektir. Düşünmez. Çünkü bakıyorsun Elon Musk haricinde dünyanın en zenginleri listesinde o kadar isim var. Hiçbirinin uzayla muzayla bir işi yok. Adam diyor dünya bana yeter diyor.
Ama şunu bilmiyorlar. Dünya malı dünyada kalır. Ama Mars'a gidersen... O zaman nerede kalacak? Türkcell'le teknolojiye bakış programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.